İnkılap Tarihi Öğretmeni Sevda Yıldırım ben. Muba Yayınları 2 cevaplarını hep birlikte çözelim. Birinci soruya baktığımızda Mustafa Kemal'in Harp Akademisi'nde arkadaşı olan bir subayın Mustafa Kemal ile ilgili anısı verilmiş. Hemen anıya bakalım. Her cuma akşamı bir sınıfta toplanır. Kapıları kapattıktan sonra kürsüye çıkan Mustafa Kemal'i dinlerdik. Tıpkı bir konferansçı gibi Paris'ten gelen Türkçe ve Fransızca gazetelerden öğrendiklerini bizlere aktarırdı. O zamana dek padişahım çok yaşa demekten başka bir şey bilmeyen bizler için Mustafa Kemal'in söyledikleri çok dikkat çekiciydi. Vatan, millet, Türklük gibi düşünceleri ilk kez Harp Akademisi sırasında ondan duymuştuk. Şimdi bu anaya göre Mustafa Kemal'in yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Okul yıllarında arkadaşlarına Osmanlı Devleti ile ilgili bilgiler aktarmış, Fransa'dan gelen basın yayını takip etmiş, okul arkadaşlarına lider ve hitabet yönünü göstermiştir. Manastırdan eğitim hayatında politika ile ilgilenmiştir diyor. Şimdi ilk öncül değerlendirildiğinde Mustafa Kemal'in okul yıllarında kürsüye çıkarak arkadaşlarını bilgilendirdiğini görebiliyoruz. İkinci öncüle baktığımızda Fransızca gazetelerden öğrendiklerini aktarmasıyla ulaşabiliyoruz. Ee, kürsüye çıkıp arkadaşlarına hitap etmesi lider ve hitabet yönünü göstermiştir. Fakat dördüncü öncüle baktığımızda buna ulaşamıyoruz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Yani 1, 2 ve 3. İkinci soruya baktığımızda hareket ordusunu İstanbul'a giderken gösteren Osmanlı posta kartı verilmiş. Şimdi tarih, bölge, neden, amaç, gelişim ve sonuç. Şimdi nedene baktığımızda ikinci meşrutiyetin ilanından sonra meşrutiyet yanlıları ile padişah yanlıları arasında bir gerginlik. Amacı meşrutiyet yönetimine son vermek. Gelişim Selanik'te hareket ordusu... Hazırlandı ve İstanbul'a geldi. Sonuç olarak da ayaklanma Mustafa Kemal'in e, kurmay başkanlığı yaptığı hareket ordusu tarafından bastırıldı. 2. Abdülhamit tahttan indirilip 5. Mehmet Reşat getirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimle daha etkili oldu. Şimdi verilen bilgilere göre 31 Mart vakası ile ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Şimdi A seçeneğine baktığımızda meşrutiyete karşı e, meşrutiyete karşı isyanın çıkması yeniliklerin istenmediğini gösterir. C seçeneğine baktığımızda hareket ordusunun isyanı bastırması demokratik gelişmeyi desteklediğini gösterir çünkü isyan gerici nitelikteydi. D seçeneğine baktığımızda 2. Abdülhamit'in tahttan indirilip 5. Mehmet Reşat'ın tahta çıkarttığını görüyoruz. Bu yüzden B seçeneği olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni Osmanlı'daki tüm sorunları çözmüştür diyemeyiz. Çünkü burada bütün sorunlara yer vermiyor. Hemen 3. sorumuza bakalım. Kafkas cephesi ile ilgili verilen bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almaz? Osmanlı Devleti Kafkas cephesini seçerken daha önce yitirdiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak istiyordu. Ayrıca Osmanlı ve Almanya İngiltere'nin Hindistan ile bağlantısını kesmek ve Rusya'yı Bakü petrollerinden uzak tutmak istiyordu. Bölgedeki ağır hava koşulları, ulaşım güçlükleri ve salgın hastalıklar Türk askerinin büyük bir çoğunluğunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Böylece Rusya üzerinde girişen Sarıkamış harekatı başarısızlıkla neticelendi. Rusya Erzurum, Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı işgal ettiler. Mustafa Kemal emrindeki birliklerle Rusya üzerine hareket düzenledi. Bunun sonucunda Muş ve Bitlis Ruslardan geri aldı. Bu cephede savaş Rusya'da yaşanan Bolşevik ihtilali nedeniyle son buldu. Bolşevikler brest litovsk Antlaşması ile savaştan çekildi. Bu antlaşma ile Bolşevik yönetimi Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı'ya bıraktı. Kafkas cephesi ile ilgili evet hangisinin cevabı yer almaz diye sormuş sorumuzda. Şimdi A seçeneğine baktığımızda Kafkas cephesinin açılma nedenleri olarak Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istediğini, aynı zamanda İngiltere'nin Hindistan ile bağlantısını kesmek ve Rusya'ya Bakü petrollerinden uzak tutmak istediğini görebiliyoruz. B seçeneğindeki Sarıkamış harekatının metinde başarısızlık ile sonuçlandığını görebiliyoruz. C D seçeneğine baktığımızda metinde Rusya'da Bolşevik ihtilalinin yaşanmasıyla Osmanlı'nın Kars, Ardahan ve Batum'u aldığını görebiliyoruz. Bu yüzden C seçeneğine ulaşamayız. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden bahsetmiyor. Evet, diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz da e, cemiyetlerle ilgili sorumuz. E, Trakya Paşeli e, Trakya Paşalı Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet Trakya bölgesinde Rumların Türk halkına verecekleri zararları engellemek ve bölgenin Yunanlıların eline geçmesini engellemek amacını taşıyordu. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti'ne baktığımızda bu cemiyet Doğu Anadolu bölgesinin Ermenilere verilmesini engellemek, bölgedeki Ermenilerin bölücü çabalarını sona erdirmeyi amaçlıyordu. Klik Cemiyeti'ne baktığımızda bu cemiyetin amacı da bölgede Fransız işgali ve Ermenilerin devlet kurma çabalarını engellemekti. Verilen tüm bilgiler değerlendirildiğinde. Şimdi e, Anadolu'da ortaya çıkan işgallere karşı kurulmuştur. Evet, var olan bu cemiyetlerin tamamı işgallere karşı kurulmuştu ulusal nitelik olarak kurulmuşlar. Şimdi ulusal nitelikte olduğunu göremiyoruz. Mesela birincisine baktığımızda Trakya bölgesini korumak için, ikincisi Doğu Anadolu bölgesini korumak için bölgesel olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 2'yi alamayız. İşgalci güçlere karşı mücadele etmek istemişlerdir. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan'dır. Hemen diğer sorumuza geçelim. 4. 5. sorumuza geldik. Erzurum Kongresi'nde demiş. Şimdi Erzurum Kongresi'ndeki bu kararlar doğrultusunda kavramlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Öncüllerimiz var ve bunları değerlendireceğiz. Şimdi verilen öncüler ile seçenekleri eşleştirelim. B seçeneğine bakalım. Ulusal egemenlik. B seçeneğindeki ulusal egemenliği kuvayi milliyeyi etken milli iradeyi egemen kılmak kısmıyla eşleştiririz. C seçeneğindeki yani milli bağımsızlığımızı manda ve himayenin kabul olunamaz, olunamamasıyla eşleştireceğiz. D seçeneğine baktığımızda milli sınırları e, içinde vatan bir bütün e, işte milli sınırlar içerisinde vatan bir bütün parçalanamaz ile milli sınırlar içerisinde vatan bir bütün parçalanamaz ile eşleştirdik. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. 6. soruya baktığımızda bu kararlara göre hemen kararlara bakalım ve öncüllerle eşleştirme yapacağız bu sorumuzda da. Mebusan Meclisi'nde kabul edilen misak-ı kararlarının bazıları. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü ayrılmaz bir bütündür. Kendi istekleriyle ana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse tekrar halk oylamasına başvurulabilir milli ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve maliye sınırlamalar kaldırılmalıdır. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanması koşuluyla kabul edilecek. Hemen öncüllerimizi eşleştirmeye çalışalım. Birinci öncüldeki kapitülasyonların kaldırılmasını milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve milli sınırların kaldırılması ile eşleştiririz. İkinci öncülü Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü ayrılmaz bir bütün kısmıyla eşleştiririz. Öncüllerde halk egemenliğin hükmünü göremiyoruz. Dördüncü öncüle baktığımızda azınlık hakları ile komşu ülkelerdeki Müslüman hakların aynı olması bununla eşleştiririz. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 4 olur. Yani denizli. Yedinci sorumuza bakacağız. Burada bir haritamız var ve bir tablomuz var. Birinci, e, TBMM 1. Savaşı'nda Yunanlara karşı başarılı olmuştur ve bu başarının ardından hemen öncülerimize bakalım. TBMM Londra Barış Konferansı'na çağrılmıştır. Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Afganistan hük hükümetleriyle dostluk ve yardımlaşma anlaşması imzalanmıştır. TBMM'ye duyulan güven artmıştır. Evet bunlar değerlendirildiğinde hangisine ulaşabilirsiniz? başlamaz. Hemen buna bakalım. Şimdi A seçeneğine, A seçeneğine baktığımızda TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması uluslararası alanda yapılan antlaşmalarla, diğer yapılan antlaşmalar ulusal alanı göstermekte. Yani Moskova antlaşması ve Afganistan hükümetleriyle dostluk antlaşması. C seçeneğine baktığımızda birincinin nünü zaferle sonuçlanmıştı ve Moskova, Afganistan dostluk anlaşmaları bunlar siyasi başarılardır bunu görebiliriz. D seçeneğine baktığımızda askeri malzemelerin Yunan ordusunda daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız B'dir. Batı cephesi Türklerin zaferiyle kapanmıştır diyemiyoruz çünkü Batı cephesindeki mücadeleler henüz son bulmamıştı. Tablo ve harita değerlendirildiğinde buna ulaşamayız. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda bir metnimiz var. Bu metinden hangisi, hangisinde bahsedilmiştir diye sormuş. Saygıdeğer hanımefendiler, efendiler. Yüzyılların yüklenmiş olduğu derin bir yönetim başlayıp, savsaklanmasından devlet organlarında açtığı yaraları Tedaviye harcanacak yardımların en büyüğünü hiç, hiç şüphesiz kültür yolunda kullanmamız gerekir. Aslında burada kültür hemen eğitime vurgu yaptığını görebiliyoruz. Gerçi bugün maddi manevi güç kaynaklarımızı milli sınırlarımız içerisindeki memleketimizde işgalci bulunan düşmana karşı kullanmak zorundayız memleket kültürü için ayrılabilen şey gelecekteki eğitimimize bakanı yine eğitim var burada dayanacak olan bir temel kurmaya yeterli değildir ancak yeterli şartlar ve araçlara sahip oluncaya kadar geçecek savaş günlerinde bile dikkatlice hazırlanmış bir milli eğitim programı evet burada tamamen marif kongresinden yani eğitim kongresinden bahsettiğini söyleyebiliriz. Dokuzuncu sorumuza bakacak olursak burada da yine Mustafa Kemal'in e, bir sözü var. Bunu değerlendireceğiz, öncüllerle eşleştireceğiz ve ulaşılabilir olanı bulacağız. Hemen e, kısacık metne bakalım. Gerçekten milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba velhasıl her ne lazımsa büyük bir hevesle bol bol verdi. Avrupa'nın en mükemmel araç ve silahları ile donanmış olan Konstantin ordularında ordumuz teçhizat itibariyle de geri kalmamasını ve hatta ona üstün olabilmesi gibi inanılmaz mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz diyor. Şimdi tekalifi milli emirliklerinden burada bahsettiğini görebiliyoruz. Çünkü halktan toplanan yardımlarımız var burada. Bundan bahsettiğini söyleyebiliriz. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı burada vurgulamıştır. Evet burada Anadolu halkının fedakarlığıyla biz dayanışmanın olduğu aynı zamanda da Türk milletinin burada göstermiş olduğu müthiş özveriyi de söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 1 2 3 yani Denizli'dir. Son sorumuza baktığımızda Mudanya Ateşkes Antlaşması Büyük Taarruz savaşından sonra imzalanan bu antlaşma ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Türk ve Yunan orduları arasında savaş sona erecektir. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yönetimine bırakılacaktır. TBMM, Trakya'da en çok 8 bin kişiden oluşan bir jandarma kuvveti bulundurabilecek. Şimdi Mudanya Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı'nı bitiren antlaşmaydı. Bundan sonra diplomatik süreç başlamıştı. Bu sebeple A seçeneğine ulaşırız. İstanbul ve Boğazlar'ın TBMM'ye bırakılmasıyla Osmanlı hukuken sona erdiğini söyleriz. Evet bunu da söyleyebiliriz. Trakya'da Türk askerinin bulundurulması yani burada da C seçeneğine ulaşabiliriz. Fakat D seçeneğine baktığımızda misak-ı milli kararları resmen kabul edilmiştir. Buna ulaşamayız. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.